Tamam tamam ya. Ben sonra arayayım mı? Tamam o zaman, görüşmek üzere. Şimdi işim var. Hadi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Merhaba Hebe TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ham Salim. Haber Show'a başlıyoruz. Geçen hafta bir sürü haberleri yayınlandı. Aynı zamanda da olaylar, komik olaylar ve ciddi konular da var. Hepsi bunlar sizin için burada sunacağız ve birlikte böyle başlıyoruz arkadaşlar. Birinci haberimiz, nereye gidiyoruz? Biz Türkiye'den Amerika'ya uçuyoruz. Bir ay içinde ABD Başkanı Joe Biden'in köpeği ısırık olaydan sonra başka kişiyi ısırdı. Beyaz Saray'da yaşayan küçük köpek 2018'de Biden'in ailesine dahil edildi. Enteresan bir şekilde birinci ısırık olayında Beyaz Saray'ında çalışan bir elemanı ısırdı. Bir köpeği başka bölgeye götürüldü eğitim almak için. Çünkü insanlara zarar vermemek için özel eğitim aldı. Eğitim aldıktan sonra Beyaz Saray'a geri döndü. Bir hafta içinde başka bir kişiyi ısırdı. Acaba bu köpeği insanlardan ne istiyor? Beyaz Saray'dan kovulsun mu yoksa kalmaya devam etsin mi? Sizin yorumlarınızı yorum kısmında bırakabilirsiniz. Futbol oynamayı biliyor musunuz arkadaşlar? Bilmiyorsanız öğrenebilirsiniz yani. Ben de bilmiyorum. Neyse. Konumuz Brezilyalı futbol yıldızı Ronaldo. Tam 19 yıl sonra dünya annelerden özür diliyor. Neden özür diliyor acaba? Çünkü 2002 Dünya Kupası'nda Ronaldo'nun garip ve enteresan bir saç kesimi vardı. O zaman da çocuklar ve gençler tam dünyanın dört bir yanından farklı farklı bölgelerden onu taklit etmeye başladı. Bu saç kesimi yöntemiyle anneler çocuklarına bakmak için bayağı ve çok meşgul oldular. İşte bu yüzden Ronaldo birkaç gün önce annelerden özür diledi. Size soruyorum. Ronaldo'nun annelerden özür dilemesi nasıl bir davranış sizde? Hangi yorum yapabilirsiniz? Bence çok başarılı bir futbolcu görebiliriz. Gerçekten saygısı da çok büyük yani. Şimdi çok garip ve enteresan bir hikaye karşınızda oluyorum. Şey derler zaten, atasözü mü veya meşhur bir sözü var. Anne en iyisini bilir. İzmir'de bir kedi anne yeni doğan kediyi aldı, hastaneye götürdü. Yani muayene etmek için. Kedinin sıkıntısı var mı yok mu, nereden anladı acaba? Ama aldı, hastaneye götürdü ya. Hastanede çalışan sağlık personelleri kediye böyle müdahale ettiler, yardım ettiler. Fark ettikleri zaman da bu küçük kedinin gözleri kapalıydı. Gereken muayene yaptılar, ilaç verdiler bu küçük kediye. Sonrasında serbest bıraktılar. Bence bu kedinin davranışı, kedinin yani kedi annesinin yaptığı şeyi anne olarak hayvan olsa bile annelerimizin kıymetini hala bilemedik diyebilir miyiz acaba arkadaşlar? 6 gün boyunca Mısır'da Suez kanalında mahsur kalan Ever Given gemisi tekrar suda yüzmeyi başardı. Suez kanal Akdeniz ve Kızıldeniz arasındaki bağlantı kuran bir yapay deniz yolu. Dünyanın en önemli ticaret yollarından bir tanesi. Ever Given gemisi 6 gün boyunca bu kanalda mahsur kaldı. Bir gün yaklaşık 9.6 dolarlık miktar blok ediyordu. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Dünyanın ticaret ne kadar önemli olduğu bu Suez kanalı ortaya çıkmış oldu. Tabii ki Ever Given gemisi bu kanalda mahsur kalması diğer gemilerin trafik oluşmasına neden oldu. Bu yüzden petrol, yiyecekler, gıda mı yoksa bir sürü farklı ticaret ürünlerin gittiği ülkelerde yok olmaya başlandı. Ama şimdi artık yavaş yavaş hareketler başladı. Mahsur olan Ever Given gemisi bir kenarda çekildi ve orada kontrol edildikten sonra tekrar yüzmeye devam edecek. Mısır'dan otobüsle İspanya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Gittik. İspanya'da arabalar korona pandeminin kurbanlarına ev sahipliği yapıyor. İspanya korona pandeminin zamanında ekonomik kriz içerisinde yaşıyorlar. 1 milyondan fazla iş kayboldu. İş kaybedince kirayı ödeyemiyor. Başka masrafları da karşılamıyor. Böyle olunca evden kovulur. Evden kovulunca araba sahipse arabada yaşamaya başlar. Birkaç elbise, birkaç kitap ve başka şeyler kumaş içerisinde böyle sardım. Sonra kendime dedim ki başıma koyacak bir şeyim var, arabam. Bunlar Javier Irure bize söylüyor. Nereden söylüyor? İkinci el arabasından, 3 aydır yattığı arabadan söylüyor bunları. Irure gibi Juan'ın bir yıla yakın uyuduğu ikinci el arabasında yaşamaktan başka bir şey yoktu diyor. Biz görünmez varlıklarız.
Kimse bize bakmak istemiyor. Kimse bizim hakkımızda bir şey bilmek istemiyor. Biz yokuz ifadeleri kullanıyor. YTB İstanbul ofisinden hafta içi ve cumartesi günleri... Cumartesimiz alındı. Neyse. Sadece hafta içi dil kulübü faaliyetleri devam ediyor arkadaşlar. Farklı diller dersler veriliyor. Bildiğiniz dilleri mi geliştirmek istiyorsun? Yoksa yeni dilleri mi öğrenmek istiyorsunuz? Mükemmel Rusça, Arapça, Fransızca, Farsça ve Swahilice dersleri veriliyor YTB İstanbul ofisinde. Yapmanız gereken şey sadece mail adresine talebinizi göndermek. Yazıyorsun. Alo, merhaba, ben adım şu, şu fakültede okuyorum. Bu dilde eğitim almak istiyorum. Yeterli olur. Oku sayet sana bir hisli yürek lazımsa. Oku zira onu yazdım, iki söz yazdımsa. Türkiye Buslusu İranlı tarihi öğrencimizin yazdığı kitap. Mehmet Akif Ersoy'un safahatından bazı parçalar ve şiir ile alakalı düşüncelerle, fikirlerle, Farsça, Arapça harfleriyle yazılan, aynı zamanda da Azerice'de yayınlandı. Ey cemaat uyanın adıyla, Farsça açıklamalarıyla, aynı zamanda Arapça alfabesiyle yazılan, sonra Azerice'ye tercüme eden Türkiye Buslusu öğrenci, Hacettepe Üniversitesi'nde Tarihi bölümü doktora adayı Masud Sadri çalışmasından tebrik ederiz. Evet arkadaşlar, benimle baştan sonuna kadar olduğunuz için çok teşekkür ederim. Aynı zamanda memnuniyetle sizinle bunu paylaşmak istiyorum. Gelecek hafta çok güzel haberler sizin için hazırlayacağız ve burada sunacağız. Yapmanız gereken bir şeyler biliyorsunuz değil mi? Hebe TV'ye abone olmayı unutmayacaksınız. Aynı zamanda da zil bildirim açmayı unutmayacaksınız. Ve en önemlisi, yorum kısmında neler yapılsın, nasıl olsun, siz ne isterseniz yorumunuzu yazabilirsiniz. Ve Hebe TV'de görev almak isterseniz açıklama kısmında iletişim bilgileri var. Oradan ne yazmak isterseniz iletebilirsiniz. Şimdiden hoşça kalın, görüşmek üzere. Dur, Instagram sayfanızı var. Hebe TV yazarsanız oradan da takip etmenizi rica ediyoruz. Bay bay, görüşmek üzere, görüşmek üzere, bay bay, görüşmek üzere.